Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ala Resulina Muhammedin salavat. Yani ne demiştik dersin başında? Koruyucu hekimlik gibi hasta olmadan önce tedbir almak, yani bazı şeyleri bilmek, hasta olduktan sonra hastalığını def etmeye yapacağı masrafın belki de 20'de biri olmaz. Önceden tedbir almak. İşte bu tür şeyleri önceden bilirsen bazı şeylerin meydana çıkmasına müsaade etmemiş olursun. Sonra bir sürü uğraşacaksın. Psikoloji tedavi bu aslında kendini yönetme dersidir. Kendini tanıma dersidir. Her bir cümle ayrıdır. Bir konu takip etmiyor. Ne isabet ederse herkesi içine alıyor. Bir, kendine telkin etmeyi unutma. Yani devamlı kendine yatırım yapman lazım. Çünkü devamlı değişiyorsun. Eski bilgilerin, eski becerin, eski kültürün yetmez sana. Yetmiyor. Devamlı telkin etmen lazım. Unutacağını unutma. Telkin o kadar tesirli bir narkozdan daha tesirli olur. Bazen Hint fakirlerini, Afrika yamyamlarını düşün. Araba kullanmayı öğrendiğin gibi telkin yapmayı da öğren. Yani telkin o kadar acayip bir şey ki kendine kendini telkin etmek, yani konuşma kendine. Unutmayın, her düşündüğünüz şey balon gibi içine girersiniz. Her derste diyorum, bu derste de kullanayım. Şu anda hiçbir şey yok bende. Öfke, şehvet, gadab, hırs, ne varsa. İçimde duruyor. İçimde dikkat edin yok. Fakat mutfakta çalışıyorum, araba sürüyorum. Bir şey yaparken birisini karşıma koydum. İçimde olan öfke, gadab, nefret. Ha? Nasıl dedi ya, niye dedi ya? Allah Allah, Allah kabul olsun. Diye diye düşüne düşüne. O çekirdek şeklinde olan alev, odun ata 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 alev büyüdü. Öyle bir alev oldu ki içine girdim. O zaman içimde olanın içine girmiş oluyor. Öfke bana oluyor bir balon gibi içine giriyor. O zaman neyi çıkartmaya çalışıyorum bununla? Düşündüğünüz her şeyin içine giriyorsunuz. O zaman doğru düşün, iyinin içine girersin. Sen kendini kötü hissediyorsan doğru düşünmüyorsun demektir. Doğru düşünürken asla kendinizi kötü hissedemezsiniz. Böyle elimle yapıyorum ki bedensel diliyle unutmayasınız diye tak 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 tak. Böyle yaparsanız bile bunu şeyi hatırlarsınız. Tak 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 tak. Mesela sıkıldım bir yerde, trafik kazası oldum. Şöyle yap, baktım sıkıldım. Tak 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 tak, hemen bunu hatırlarsınız. Ne diyorum, bu manyak, bunu yapayım. Doğru düşünürken kendinizi kötü hissedemezsiniz. Eğer kendinizi kötü hissediyorsanız doğru düşünmüyorsunuz demektir. Tak 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 tak. Bunu hatırlayacağız. Ben buna bindirdim. Bu şekle bindirdim. Yani sembolün içerisine manayı koydum. Bunu asla unutamazsınız. Bunu öyle nakşet. Ama buna ait 10 tane saat ders yapsam unutursunuz. Ama tak 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 unutamayacaksınız. Şeklin içerisine bindirdim. İşte narkoz da böyle yapılıyor, hipnoz da böyle yapılıyor. Sizi aynı zamanda hipnoz diyor. Ama müspet. Şimdi bazen olumsuz şeyleriniz oluyor. İşte istedikleriniz olmuyor. Tarla kuruyor, bilmem ne yapıyor, şu oluyor. O zaman Hint fakirlerini, Afrika yamyamlarını düşün. Bak ne kadar zengin olduğunu hatırlarsın. Seni fakirleştiren etrafındaki kıyaslardan çıkıyor. Seni fakirleştiren varlığı fark etmemenden kaynaklanıyor. Üzerine oturduğun nimetin farkında değilsin. Bugün çoğu insan yaşadığının farkında değil. Çoğu insan yaşadığının farkında değil. Belki de biz de. Karşı tarafın iyi yönlerini hatırından çıkarmadan onunla konuşursan ona karşı öfke olmaz, ona sahip olursun, olamazsın, ona
sabi olamazsın. Mesela bir de okuyayım. Karşı tarafın iyi yönlerini hatırından çıkarmadan onunla konuşursan ona karşı öfkeli olmaz. Mesela birisine öfkelisiniz. Gidiyorsunuz ağzını paylaşıyor falan. Veya eve geliyorsunuz böyle. Asabisin falan. Ya hanımının, çoluk çocuğunun güzelliklerini hatırla. Girdiğin zaman öfke olamaz. Öfkeyi öldüren onun iyiliklerini hatırlamandır. Öfke ateşini yok eden odur. Haset olanınız vardır. Belki yoktur ama bu sözün birisine ulaşır. Hasetten kurtulmak istiyorsanız kesin ama kesin çareyi söylüyorum. Elinizi kaldırın, haset ettiğinize dua edin. Hasediniz gideceğinizi göreceksiniz. İnan bana. Bu formüldür. Yani arabayı sürmeyi öğrendiğiniz gibi, mesela bak debriyaj, araba hiç yapmıyorsun değil mi bakalım? Yani düşünmüyorsun debriyaj mı kazanmaz. Aa şimdi o otomatik gidiyor değil mi böyle? Aynı bunun gibi de mutlu olmak bir eğitim işidir. Bir kültür işidir. Yani doğuştan kazanılan bir şey değil. Öyle patlıcan gibi büyürsek, patates gibi mutlu olamayız. Arabayı öğrendiğin gibi mutlu olmayı da öğrenmen lazım. Arabayı sürmeyi öğrendiğin gibi kendini idare etmeyi de bilmen lazım. Yani eğitim işidir, bir kültür işidir, bir çaba işidir, bir gönül işidir, bir yatırım işidir. Kendini yönetmek. Bak, kendini yönetmek için kendinle ya kendine yatırım yapman lazım. Aklı yönetmek için aklını çalıştırman lazım. Eğer aklını çalıştırmasan akıl sana biner. Vallahi buhran ve bunalımlardan, korkulardan kurtulamazsın. Korkuların sebebi aklı kendi başına bırakılmasından kaynaklanıyor. Akıl at gibidir. Diksik. Sen binersin götürür. Sen onu taşımaya çalışırsan Nasrettin Hoca gibi olursun. Unutma ki uyumak da öğrenilmesi gereken kültürdür. Uyumak var ya uyumak. Uykuyu bile öğrenilecek bir kültürdür. Nasıl uyulur? Allah Resulü tarif ediyor. Vav gibi yatın, sağ köşenizde şöyle yapın, tamam mı? Odanızı bir havalandırın. Şudur budur yani. Bir uzun iş. Yani mesela mekruh saatlerinde uyunmaması gerektiğini, bunları da bilmek lazım. Yani uyku bile bir eğitim işidir diyorum ya. Rastgele, ya bir uykum gelmiyor. Gelmez tabii. Çünkü devamlı hala şeyi kesmem için, gündelik hayatımda ne oldu, nasıl gitti ya falan, çektir, senettir, ondan sonra yattım oraya. Bu bir eğitim işidir. Yani uyku vakitleri var, mekruh saatleri var. Mesela diyelim ki öğle kaylule yapan, öğle namazına yarım saat veya öğleyi kıldıktan sonra yarım saat yatmak gece iki saate bedeldir. Ama ikindiden sonra yatmak o günü nasıl gider diyor. Sanki bereketsiz. Yok gibi biter. Mesela mekruh saati var sabah namazından sonra. O gün yatarsanız o saatte kafanız bozulmuş yumurta gibi olur. Unutma ki uyumak da öğrenilmesi gereken kültürdür. İyi bir uyku, uyku çeşitleri, uyuma şekli, yatak ve saat kültürün olması lazım. İyi bir uyku için bak neler koyuyorum. Bunlar bizzat yaşadığım bir şeyim. Bu kitaplardan alınma falan değil. Aldığım şeyi söylüyorum zaten. Unutma ki uyumak da öğrenilmesi gereken kültürdür. İyi bir uyku için uyku çeşitlerini bilmen lazım. Kaylule, feylule, bir de gaylule. Kaylule, gaylule. K, G. Bir de feylule var. Tamam. Nerede anlatıyor bunu? Abdurrahman hatırladın mı? Ne? 28. Neva'da anlatıyormuş. Mesela demek ki uyku çeşitlerini bilmen lazım. Bak uyku yatman için bir kültürdür dedik, eğitimdir dedik. Bak uyku çeşidi varmış. Bu bir. İki. Yatak bilmen lazım yatak usulünü. Mesela camla kapı arasında yatılmaması gerekiyor. Kıbleye karşı ayak gelmemesi gerekiyor. Divanın altı dolu olması gerekiyor. Tamam mı? Yatak odasındaki boyalara girmeyeyim. Hele hele kardolabınız kahverengi siyah
olmaması lazım. Ya bunlar neyi anlatmaya çalışıyorum? Ya bir uyku bile eğitim gerekiyorsa, kendini mutlu tutmak için, mutlu olmak için cehalet olmuyor. Bak başka ne lazım? Bir de uyku saati çok önemli. 12'den sonra ne işiniz olursa olsun yatağa girmiş olmanız gerekiyor. İnanın bana, İbrahim Hakkı Hazretleri ve diğer bir Osmanlıca kitaplarda buldum aile şeyinde. Osmanlılardan kitap o tercüme etmiştim. Diyor ki 12'den sonra 12 gece 12'den sonra ki Hanefi mezhebinde yatsı namazını gece yarısından sonra kılmak yatsıyı tahrimen mekruhtur. Tahrimen demek harama yakınmaktır. Evet imsaka kadar yatsıyı kılabilirsiniz ama mekruhtur. Kılmak mekruh olursa yatsız oturma ne olur? Eğer sen 12'den sonra 2'ye kadar 12 ile 2 arası 2 saat inan bana yatma. Ertesi gün 20 saat yat dinlenemezsin. Çünkü 12 ile 2 arası vücudun dinlenme sıvısı salgılanıyor. Sebebi uydular arasındaki çekim yasasıyla alakalıdır. Allah da وَجَعَنَّ نَوْمَكُمْ سُبَاتًا geceyi ben size istirahat örtüsü yaptım. Sen Allah'ın istirahat dediğin yerde çalışıyorsun. Gündüz maişet için yaptım dediğin yerde de istirahat ediyorsun. Allah'ın fıtratına ters hareket ediyorsun. Bir de mutluluk istiyorsun. Onun için çay içeceksin. Bunun içine zevkim, buraya lezzeti koyan Allah hamdolsun. Hakikaten ya. Sanki kanıma giriyor ya. Konuyu değiştirdim böyle. Güzel uyuyanın, bak güzel uyuyanın rengi taze, gözleri canlı, yüzünün hatları gergindir, sesi de pürüzsüzdür. Ve konuşması açıktır. Diyeceksiniz ulan ne manyak ya, nereye düştük bu gece ya? Uykudan bahsediyor mu? Evet ama ne kadar mıyım? Bak bir de okuyayım. Güzel uyuyanın rengi taze, canlı canlı olur suratı, gözleri canlı, yüzünün hatları gergindir, buruşuk değildir, sesi de pürüzsüzdür, konuşması açıktır. Uykusuzluk sinir hastalığının bir çeşidi ve zeminidir. Mesela uyku sinir hastalarına bir çare şudur. En büyük çarelerden bir tane çok mühim hadiste geçiyor. Ben bu psikolojiyi Kur'an, hadis ve Risale-i Nur kaynaklı yazmışım. Ha bir de şey, okurken kendi şahit olduğum veya birilerle meşveret edince ona bulmuş olduğum çareler. Allah Resulü diyor ki, neyi anlatacağım? Ha, sinir hastalığına gelen zata demiş ki, bal yemesini ve öğleyin kaylule yapmasını söylüyor. Öğleyin kaylule yapmasını söylüyor. Bal hücreyi tamir etmez. Hücreyi yeniden yaratıyor. Allah yaratıyor. Balla. Bal. Balla para harcamayın. Kısmayın. Gidin başka yerden kıs. Allah şifa diyor. Şifan linnas. Şifan lil müminin Kur'an için diyor. Müminlere şifa. Bal kafir de dahil şifadır. Sinir hastalığına bal ve öğleyin kaylulesi. Acayip. Bizzati fakir deniyor. Çok rahat. Keyifli geçer. Bak gece bak karla rahatım. Tüketimi nasıl olsun? He? Tüketimi nasıl orada? Ha balın tüketimi nasıl olacak? Yeme kültürümüz yok, bilmiyoruz. Tatlıyı biz yemekten sonra yapıyoruz. Bize gavurlardan gelmiş. Oysa tatlı her ilk önce meyve yenir. Sonra tatlı yenir. Yani eğer meyve yoksa salata yenir. Meyve. Sonra tatlı yenir, sonra yemek yenir. Yemeğin üzerine tatlı yemek midede olan bütün yemekleri bozar ve ekşitir. Felç ediyor abi yani. Evet. Çok denemiş bunu. Yani Tıbb-ı Nebevi'de yazar. Tıbb-ı Nebevi'den buldum onu. Tıbb-ı Nebevi'de buldum. Ha yemek kültürün 17. lemada da söylüyor. Basit zannetmeyin. Yediğin zaman az ye. Hazmedeceği miktarı ye. 4-5 saat geçmeden bir daha yeme. Hatırladınız değil mi? 17. lemada söylüyor. Risale-i Nur gibi
ciddi bir esere girmiş bu mevzu. Uykusuzluk sinir hastalığının bir çeşidi ve zeminidir. Bu tür kişiler neşesizdirler. Somurtkandır. Gece 12'de yatmadı ya 2'ye kadar. Ne diyor? Böyle somurtkan, geçimsiz, böyle bozulmuş yumurta gibi, tatminsiz, hayattan küsmüş, yaşamaktan zevk almaz, kıpır kıpır olmaz, heyecan değil. Her şey bitmiş bu adam. Böyle mimıntı mimıntı geziyor. Bunun sebebi biziz. Kardeş, doğru adım at. Allah'ın bir adeti var. Allah Resulü'nden söyleyeyim. Hastalandı, ilaç içmiyor. Ondan sonra sahabe getiriyor bir şeyi galiba. Ondan sonra içmeyince Cebrail aleyhisselam geliyor birimiz. Allah diyor ki ona, peygambere, ya Muhammed, ey abim, sen benim adetimi mi değiştirmek istiyorsun? Benim adetim bunun üzerindedir. Çocuk istiyorsan evleneceksin. Buğday istiyorsan tarlaya ekeceksin kardeşim. Mıymıt olmayacaksan uyku kalitesini yükselteceksin. Uyku yükseltmek için kültürünü yükseltmen lazım. İşte bunu bilmen lazım onlara. İşte biz de sana söylüyoruz. Lazımsa alırsın. Yanmazsa bana gönder. Bu tür kişiler neşesizdirler. Aksilikler hep onu bulurlar. Hep onu bulur. Bu tip kişiler şöyledir. Aksidirler. Böyle gece gündüzü birbirine karışık. Benim işim olmaz. Abim. Bak, arıyor ha bir tanesi. Abim, buyur kardeşim. Abi, 9.30'da imtihana gireceğiz de memurluk imtihana. Olmayacak ama zaten. Bir dua etsen iyi olur. Kardeş boşuna gitme, girdim. Öyle mi abi? Niye? Bir kere sen negatif iyiliği seçmişsin. Bütün varlıkta her şey var. Enayine zenni abdibi. Nasıl inanıyorsun? Allah adetullah'a öyle tecelli edecek. Enayine zenni abdibi. Kulun bana nasıl inanıyorsa ben ona öyleyim. Sen diyorsun ki zaten olmayacak. Kesinlikle olmayacak. Olursa zaten mucize olur ya. Olmaz kardeşim. Çünkü olumsuzluğa odaklandın. Sen kararı verdin. Kararı verince Allah üzerine, senin kararın üzerine inşa ediyor. Bu tür ne diyor biliyor musun? Bütün işlerim benim aksi. Bak şimdi Akan'dan söyleyeyim. Tırdı da Adana'dan bağladım. Bak şimdi tam gene bir şey çıkacak ha. Bir lastik patlayacak ha. Bak gene bir şey çıkacak. Kesinlikle çıkacak. Çünkü odakla onu celbetmişsin. Kardeşim Allah'ın adeti var. Yağmur istiyorsanız adetullah ağaç dikeceksin. Ağaç dikmek yağmuru celbettiği gibi düşünceleriniz de hakikatını celbediyor. Çekiyor onu. Ben yanlış düşüneceğim, iyileri celbedeceğim. Ve subhanallah. Mıknatıs kağıdı çektiği gibi olur. Öküzün altında buzak aramak gibi olur. Böyle bir şey olur mu? Ben doğruyu düşünüyorum, iyi düşünüyorum. Zor elime iyiler geçiyor. Sen negatif düşüneceksin, iyiler sana gelecek. Var mı böyle bir yağmur? Bu tür kişiler neşesizdirler. Aksilikler hep bunu bulurlar. Çünkü aksidir. Allah bak, Allah bak kanununda bir tanesine söyleyeyim değil mi? Cömertlerin rızıkları çok geniştir. Yoktur elinde ama hayatları çok rahattır. Ben şükür için söyleyeyim. Ve emma bi nimeti rabbike fedis. Dünya nimeti bakımından Allah benim soframı acayip açmış. Rızkım çok geniş. Nereye gidersen her tarafta abi yemeğe gel. Öyle mi Abdurrahman? Her taraf. Çünkü ben de böyleyim, cömert. Allah cömerttir, cömerti sever. Yani bir kanun için söylüyorum. Cömert misin? Öyle muamele göreceksin. Böyle misin? Böyle göreceksin. Tak, adam bir tanesi böyle, bunu akıyor, bunu tutuyor, bunu tutuyor. Aynen Allah da sana öyle yapacak. Peki abi ama cömert ama fazla şey yok ama ötekisi cimri ama mal var. Senden rahatsız o. Kafası ya biter mi ya ne olacak ya yeter mi ya ne yapacağız ya. Şu olursa bu. O senden azap, sen rahatsın. Hani demiş akıllı düşünene kadar deli köprüyü geçmiş. Allah beni kahretsin yalan söylüyorsam. Hiç hatırıma gelmez yarın ne yiyeceğim diye. Hiç ömrümde umrumda olmamıştır. Bak yemin ettim size. Çünkü er risku alel devlet değil. Er risku alel maaş değil. Er risku alel Allah'a inanmışım.
Hiç umurumda değil. Yarın ne mi? Hiç umurumda değil. Almanya'daydım, anlatmıştım size. Yılbaşı gecesi Almanya'daydım. Orada tatilde faydalı olayım diye kaldık. Yani çağırdılar. 3-4 gün önce program yaptık. Tatil ya. Bak. Yılbaşı gecesi ders oldu vesaire. Eve gittim. Bir de nasıl gelecek? Sabah kalktım benim 8.30. Kahvaltı saat. Bir kalktım ki dolap zaten tarıma erilmiş. Gece zaten sanki çil yavrusu gibi her tarafı tarıma erilmiş. Yani çekirge afatı sanki amik obasına gelmiş. Hiçbir şey yok. Ne ekmek var ne bir şey var. Gece hep yenmiş. Karabalıktı ya. Yılbaşıyı dershanede geçirmiştir. Kalktım benim saatim geldi. E vallahi ya. Benim 8.30 yemesi kahvaltı saatim. Bir de 4 bitti. Ne ki? Kalktım. Abdestimi aldım vesaire. Abdestsiz yemek yemeyin. Suyu da içmemeye çalışın. Bak. O da bir büyük peygamberimize çıkayım. Kalktım. Dolaba gittim. Allah Allah. Yemek yok. Hiçbir şey yok. Yabancı lisan yok. Nereye çıkacağım şimdi? Bayağı da uzak. Nereden alacağım şimdi? Zaten tatil. Her taraf kapalı. Nereden alacağım? Dedim ya bu adamlar 12'den önce kalkmazlar, gelmezler. Beni ilgilendirmez o. Aynı böyle dedim. Ama Allah'ımdan özür diledim. Şimdi de özür diliyorum da bir şey anlatmak için söylüyorum. Ya Rabbi, beni buraya getiren sensin. Ben bunu yaptım. Beni o taraf bilmem, ben ilgilenmem. Ya Rabbi, benim rızkım 8.30'tu, sen biliyorsun. Rızkım gelmesi lazım, ben açım. Aynı böyle sesli konuşuyorum dersen. Ya Rabbi, ben açım, rızkım. Avallahi, tallahi, billahi. 5-10 dakika geçmeden Ali kardeş, yani diye bütün yumurtayı da pişirmiş hanımı. Mesela her şey hazır. Tepsiyle baktım dershaneye girdi. Sonra utandım ama. 2 rekat namaz kılıp özür diledim. Ya Rabbi, affet, kusura bakma. Özür dilerim. Allah böyle bir Allah'tır. Ona itimat eden, gönül bağlayan kim mahzun olmuş? Kim yarı yolda kaldı? Kim reddile cevap almış? Ama Hulusi kalp. Ya Rabbi, o senin işin, rızkın. Rızık vermek senin işin. Benim de bu işim. Ama sen bana bunu verdiğin için. Benim işim derken gene senin işin. Ben işimi. Ya Rabbi, ben rızkımı istiyorum. Ama kör olası cehalet böyle ağzımızda durmuyor. Dedik yani. Keşke demeseydik o Rabbim. Sonra utandım. Baktım ki adam tepsiyle geldi. Kardeşim, Rabbine hüsnü zannet. O et. Teslim o. Onun işi o. Mesela geniş daire şu anda. Suriye'dir, Türkiye'dir falan böyle şeyler olur. Ya sana ne ya? Allah'ın işine karışıyorsun. Allah var mı yok mu? Malikel mülk o değil mi? Malikel mülk ya tesarrafe fi mülki keyfi eşya. Mülk onun mu? Onun. Karışma kardeşim. Senin bir işin varsa seni bulur zaten. Benim işim dua etmek, bunlarla meşgul olmak. Ben daha bir haber açtımsa elim kırılsın. Düğme açıp da haber dinledim, elim kırılsın. Gazete açımsa elim kırılsın. Açmıyorum. Sen de açma kardeşim. Niye çöp tenekesi oluyorsun? Sonra da bağırıyorsun, abi huzurum yok. Huzurum kalmadı diyor adam. O huzuru kalmaz tabii. Huzursuzluğun içinde. Hep huzursuzluğun içeri sokuyor. Ondan sonra batsın bu dünya diye kendileri batıyor. Doğru yerde, doğru yerde, doğru insanlarla doğru iş yapın. Doğru yerde. Doğru insanlarla doğru. Şu anda kendinizi kötü hisseden var mı? İnan gitsin bakır ki. Bundan da ilerisi yok. Niye kötü hissedemezsiniz? Doğru yerdesiniz dershane. Doğru insanlarla berabersiniz. Yanlış yapma şansınız yok ki burada. Burada böyle zil tabuk oynayacak halim ya. Yok. O zaman doğru yerde doğru iş yapacağız. Ya ders dinleyeceksin ya çay içeceksin. Bismillah. Elhamdülillah. Bu tür kişiler neşesizdirler. Aksilikler hep onu bulurlar. Keder, olumsuz düşünceler uykuda düşmandır. Keder, olumsuz düşünceler uykuya da düşmandır. Yattın, ya adama bak ya, onu yaptı, onu vermedi. Ona çek falan gitmedi. Affedersin, özel hayatta olmaz. Onu da söyleyeyim. Düşünce kafasında o beyin böyle çalışmadığı için öyle bir hormonal hareketlilik de olmaz. Sihatlı insan her yerde rahat uyur. Sinir sihatinden bahsediyorum. Yani sihatlı insan bulur arabanın şeyini tak diye yatar. Sinirsel rahatsız olan adama çek yat değil, yatakta bile uykusu gelmez. Sorunlu adam. Kendisiyle kavgalı. Yatakta nasıl barışık olsun?
Vallahi bazen yani kendinize ait yastık kılıfınız olsun, sizi tanıyor. Siz şey mi zannediyorsunuz şu kılıflar bunları? Tanıyor, usta çınar ağacına sarılmış. Ne olur onun bir şahsı manevisi var, inanın bana. Öyle ne haber diyeyim ben. Seveyim bak onlar nasıl cevap verecek size. Yatak kılıfınız, yorganınız sizi tanıyor. İnan tanıyor. Bana şizofreni diyecekler ama biliyor. Çünkü Allah diyor ki azmayacağınızı bilseydim yatak odanızın tabanını gümüşten yastık ve döşeklerinizi yeşilden yapardım. Açık yeşil böyle. Koyun havlunuz size ait olsun. Külliyatınız size ait olsun. Kılıfınızla barışın. Hiç böyle abdest aldıktan sonra havluyla oh kapat böyle. Açma havlu. Oh. İki dakika ne olurdur barışık ol. Bak sana havlu nasıl cevap verecek o. Bak öyle dedim yatağımı bile özledim inan. Size bu. Hayatın tadını çıkarmaya çalışın. Hayatta sıkılmaya zamanımız yok. Onun için de gelmedik. Sıkılmak için zaman lazım. Sıkılmak için şöyle yapman lazım. Nasıl dedi ya ne yönetmen? Böyle düşüneceksin ki sonra sıkıntı olsun. Düşüncesiz sıkıntı gelmez. Sıkıntıları düşünceler davet ediyor. Onun için sıkılmak için zaman lazım. O zamanınız varsa onu bana verin. Yattığında yattığın oda manevi geçit yerinin koridoru holu olmalı. Bazılarına diyorum zannediyor ki Risale-i Nur bana okutturmak için. Sıkıntı mı var? Bir tane bununla alakalı söylüyorum. Tuvalet, banyo ve yatak odası koridordur. Bakın yatak odana gir sıkıntı var. Akşam namazı çizgi. Gece 12 çizgi. Bu iki çizgi arasında zaman sana ait olsun. En az 10 dakika sesli Asay Musa oku. Asay Musa'yı oku. Ne olur dediğimi yap. Ben sana vallahi kitap okutturmak için okutturmuyorum. Bak. Bak kardeş. Okuyayım. Asay Musa gibi. Sözler demiyor, mektubat demiyor. Dalaletin ve şirkin sihirlerini iptal eden, dalaletin ve sihir odanıza ve sersana sihir yapılmışsa Asay Musa iptal ediyor. Başka bir yerde göstereyim. Diyeceksin ki tesadüfen yazmış değil mi? Bana bir tane de göstereyim. Asay Musa gibi dalaletlerin bütün manevi sihirlerini iptal edebilen, bir mahiyette bulunan ve bir manada ayet-i kübra namılanan Risale-i Harika'yı. Ayet-i kübra böyle. Abi sözden okursam. Vallahi ben anlamam. Benim kafam çalışmaz. Ben böyle gördüm kitapta. Asay Musa'yı okuyacaksın yatak odanda. Öyle diyor bak. Asay mı? Aynı yer. Farklı yer. Asay Musa gibi. Dalaletlerin, düşünce çeşitleri, batıl düşünceler de dalalettir. Dalaletlerin bütün manevi sihirlerini, düşünceler, sihirler, sihirleniliyor. Sihir sesle yapılıyor. Bir de rastgele bir şey takmayın. Hele piyasada kıtmir duvası diye dağıtılan bir şey var. Onu hemen çıkarın. Öyle bir şey yok. Sığır duvası, kıtmir duvası taşıyanlarda şu sıfat olur. Bak kardeşiniz ehliyim ha. Bunu çoğunuz biliyorsunuz. Ben ehliyim bu konuda tevazu yapmayacağım. 246 sözlerde ilk ben çıkartmışım külliyatta. Erva habise mevadi şere. Yani kanserdir, veremdir, hücrelerin müekken melaikesi erva habiseden bahsediyor. Erva habisenin kanuniyetlerini külliyatta çıkaran bir insanım. Ve bu kadar 300'e yakın psikoloji dersi yapmışım. 200'ü yayında. Bilerek size söylüyorum. Ortada kıtmir yazılmış. Tamam kıtmir yazılmış. Bilerek söylüyorum. Bak açın görün. Ama aç. Kıtmir yazmış Arapça. Etrafında bunu enerji haline getirecek destek ayetler konmuş. Ayetleri hangi maksatla yaparsanız o şekilde çalışır. Sihirli ayetlerle yapılır. Adam yeni evli, karı kocalık olmaz. Değil mi? Bağlı oluyorlar. Yani Harut Marut muydu bir tane o sihir şeyleri, melaikeyi? Allah kıyamete kadar astı. Ben size bu kardeşiniz olarak söylüyorum. Bana bunları söyledi diye kızacağınıza dediğimi yapın da kurtulun. Ben paramı istiyorum size. Dediğimi yapın. Eğer bir şey anlatacağım şimdi. Olmuyorsa ulan sen ahmak. Ulan bilmem ne. Bir sürü bana galis tabir helali hibbe olsun. Yeter ki sen ne gıybet edersen ne küfür edersen et kabul.
Ne yapacaksın biliyor musun? Bak kıtmir yazmış. Kıtmir yani o ayet insanda o köpeklik vasfı gelişir. Ashab-ı Kehf'in kıtmir var diye böyle bir şey yapın demiyor ki. Nerede çıkmış bu? Yok ki böyle bir şey. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sünnetinde kıtmir duası mı var? Nerede var? Bir cevşen hakkında var. Allah Resulü'nün Aleyhisselatü Vesselam diyor, Cenab-ı Hak diyor ki zırhı çıkar bunu oku ve bunu taşı diyor. Ulüke, alaka, as yani. Taşımaktan bahsediyor şeyde, latif nükteler. 31, 32, 30, 31, 32. sayfa. Sözde, tılsımat-ı Kur'ani ile şifa şey yapın diyor. 258 sözde. Hepsini bilir söylüyor. Kıtmir, yani o kıtmir duvasını taşıyanda iki sıfat gelişir. Arkasına köpeğin sıfatı, arkasındaki sahibine ölüsiye sadakat. Önündeki düşman dediği, arkanın düşman gösterdiği yere ölüsiye saldırı. Köpek sıfatıdır. Sadakat arkaya, öne canını koymak bahsine saldırı. Saldırganlık. Öne saldırganlık olur, arkaya sadık olur. Peki ne yapacağız? Çıkartın. Ha bu sihir var mı yok mu? Çok güzel, ben test veriyorum size. Ben dedim diye kabul etmeyin. Ama dediğim bir yer. Onu aç. Burada geçtiği için söylüyorum ama ona boşuna dem geçmedim. Yattığınızda oda manevi geçit yerinin koridorudur, onu olmalıdır. Yani Asaymus'u onu okuyacaksın. Ama üzerindeki de sana köpekleştirilmesi için boğazınıza takılanı da çıkaracaksın. Ne yapmak istiyorlar sen biliyor musun? Tevazu simgesi gibi gösteriliyor. Tabii ki öyle gösterilecek. O zaman daha masum olsun. Koyun olalım. Koyun daha masum. Niye köpek? Niye birilerinin bitçiliğini yapıyorsun? Ha, aç dedim ya. Eğer olmuyorsa bana gönder gıybetini. Aç onu. Bir tabağa sirke koy. Bütün sihirle bulduğunuz nuskaların çözüm yöntemini anlatıyorum. Buldunuz bir nuska. Buldunuz bir şey. Şüphelendiniz. Ben size tıp şeyden, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadislerinden veya büyük zatların çözüm yollarını söylüyorum. Tabağı aç. Tabağı. Bir tane kap var ya, bir tane. Satın alın. Sokaktan bir tane sirke. Kaliteli olması şart değil. Sirke. Boşalt. Tamam. O duayı çıkart. Sirkeye bas. O anda vücudunda ateş olacaksa sen kıtmirleştirildin. Sihir yapıldı sana. Eğer hakikaten hiçbir şey olmadıysa tamam, o zaman hiçbir şey yok. Bu kadar kalır. Bak dedim, ben de ateş oldum. O kıtmiri, o kıtmir duasını sirkeye bas, sen de ateş olacak. Demek ki sana yapılmış. Niçin? Kardeşim, Yahudiler bu konuda öne çıkmış hadislerde. Peygamberimize 19. mektupta Yahudi menüsü o kadın yapmadı mı sihir? Zehir. Evet, zehir yap. Yahudilerde bu meşhurdur. Kimin eli kimin cebinde artık birbirine karışmış. Kimse ayranım ekşidir demiyor. Ne olur kardeşim size söylüyor. Ha, sen diyeceksin ki bunları niçin söylüyorsun? Ben var olanı söylüyorum. Ya yapana kızman gerekmiyor mu? Ben seni uyarıyorum. Kimseye hitap et. Ha, bir hadiste geçen cevşen var. Diğerini yok. Nereden biliyorsun? O zaman koy sirkeyi. Koy. Ha, at şey çıkarsa, doğru çıkarsa taş. Koy sirkeye. Eğer ateş çıkarsa sihirlendi mi? O sihir çözülür. Elhamdülillah kurtuldu. Asay Musa'yı okumanı söyledim. Düz okuyayım. Çevrenin seni etkileyecek malzemelerden arınmalı odan. Odanda okuyacaksın Asay Musa'yı. Bir de seni meşgul edecek eşyanın senin karşında olmasın. Başka konuyu değiştiriyorum. Kendini, dimağını, kalbini kireye verme. Müceddit olan Risale-i Nur'a teslim et kendini. Aklınızı kireye vermeyin. Bazıları o kadar aklını kireye vermiş ki, dipozitle vermiş ki çıkamıyor dükkandan. İflas ediyor dükkan. Kardeşim terk etsene dükkanı diyorum. Abi diyor, nasıl terk edeyim diyor ya. Ben hava parası verdim. Dipozit verdim. Bir de yüksek kira var. Gel de terk et ha. Abi o kadar para verdim ki ben buraya. O kadar himmet ettim ki nasıl çıkayım. Bilemem. Kendini, dimağını, kalbini kireye verme. Sen kiralık mahluk değilsin. Sen Allah'ın yegane, istisna, müstesna bir varlığısın. Başka? Sen trendesin.
Tren karanlıklı tünellerden geçiyor. Birazdan biteceğini bildiğin için sakin oturmaya devam eder ve telaş etmezsin. Çünkü daimi değil, birazdan bitecek. Öyle değil mi? Bu trene bindiğiniz Toroslar'dan tünelden geçiyor. Endişeden olur mu? Yok. Niçin? Birazdan bitecek. Tünel bitecek. Bak nereye misal veriyor. Sıkıntılar da böyledir. Sabret ve seyret. Birazdan bitecek. Niye? İstesen de sıkıntı kalmıyor. Ya ne olur sıkıntı rica edin biraz kalsan ya. Biraz değişik oluyor. Bana değişik manzara teşkil ediyorsun. Beni farklı düşündürüyorsun. İstesen de durmuyor. İstesen bir deney. Ya sıkıntı ne olur birazdan durur musun ya? Sıkıntıların diyor tenevvüyü, ustad diyor değil mi? Sıkıntıların çeşitliliği bana müzikinin tenevvüyü gibi geliyor. Bir mesela müzik söyleyeceksiniz. Saz var, piyano var, bilmem ne var. Ne kadar çeşitli alet olursa insan o kadar keyif veriyor değil mi? Ustad diyor ki sıkıntıların çeşitliliği, tenevvüyü çeşitliliği bana müzikinin tenevvüyü gibi, çeşitliliği gibi geliyor diyor. Bak demek ki tünelden çıkar... Tünele giren tren, araba, sabret birazdan çıkacaksın. Sabret ve seyret birazdan bitecek. Sabırsızlıkla sıkıntının zamanını ve miktarının ömrünü sen uzatıyorsun. Son üç tane cümle. Sıkılınca seni rahatlatan kişiyi veya odayı, zemini hayal et, rahatladığını göreceksin. Neredesin? Fabrikada çalışıyorsun. Of. Sıkıldın. Tamam. Bak, aklın şöyle bir aptallığı var. Gözünle gördüğün, şu gözünle gördüğünü hayal ile geleni aynı görür. Bu hayaldir, bu gerçektir demez. Fabrikadasın, sıkıldın. Gözünü kapat. Sen nerede mutlu oldun sen? Daha çok mutlu oldun, huzurlu. Annenle, babanla pikniğe gitmiştiniz pazar günü. Değil mi? Orada ha gülmüştün, hatırlıyor musun? Hatırla bakın. Şimdi fabrikadasın veya iş yerindesin, canın sıkılmış, of, hemen gözünü kapat, o mutlu olduğun anı geç, hayal et. Hayal kır. Bak, aynen oradayım. Hayal anlatıyorum, inan bana. Bak, dershaneyle biz pikniğe gitmiştik Çatalca'da. İnan, acayip. Oraya ota ayağım takılmıştı, nasıl düşmüştüm hatırlıyorum. Millet de gülmüştü, çekti bana. Hayal ettiğiniz yerdesiniz. Çünkü akıl... Bu hayalden geliyor, bu gerçekten geliyor diye böyle lüksü yok. Nereden gelirse gelsin ona göre çalışır, bedene öyle salgılama yaptırır. Beden de akla uymak zorundadır. Ya ben akılla uymak zorunda değilim. Hayır, bedenin kasları, lifleri, bu bezler, aktif bezler hep öyle çalışır. Psikologlar öyle tedavi ediyor, bir de para da alıyor. Para alıyor. Değil mi? Çıkarken... Ücretinizi de vereceksin. İncittiğiniz insanın ve kırdığınız gönlün bedduasından korkun. Hadis-i şerif. İncittiğiniz insanın ve kırdığınız gönlün bedduasından korkun. Ezanın sesiyle gitmesen, duanın sesine de gelir inşallah. Ezanın sesiyle gitmesen, duanın sesine de gelir inşallah. Hadis-i şerifte diyor ki, kınayan kınadığı şeyle muhatap olmadan ölmez. Ama yanlış bir şeyi değil de, doğru bir şeyi kınarsa bir Müslüman da, o şey başına gelmedikçe ölmez. Tertip ve düzenini bozma, sıkıntılarınla mücadele öğrenmeye dönüştür. Sıkıntılarla mücadele eğlenceye dönüştür. Sakın sıkıntılarınla mücadele etme. Zira yaban arılarına benzer. Yaban arılarına pişt, 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 daha çoğalır arı değil mi? Anladım. Sıkıntılarla mücadele etme. Sıkıntılar sana ayrı bir gözlüktür, merdivendir. Değişik bir halet-i rüyayla farklı olayları yorumlamana vesiledir. Sıkıntısız bir peygamberin ömrü geçmez. Kötü olsaydı peygambere vermezdi. Sabret, istesen de durmaz. Gidecek zaten. Geceniz mübarek olsun. Vahir devamı enilhamdülillah Rabbil alemin. El Fatiha.